teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Haber gönderdiniz, çok heyecanlandım. İşte arada bir telefonla güzel bir eser olsun inşallah. Şu anda Antakya alanındayız. Sicik bölgesindeyiz. 220 dönümlük alan burası. Burası ulusal bir konseptle hazırlanmış. Ulusal katılımcıların ziyaret edeceği ve katılacağı alan. Tam ortada medeniyetler bahçemiz var. Hemen altında sabahleyin bahsetmiş olduğum biyolojik göletimiz var. Sol tarafta arkeoparktan bahsetmiştim sabahleyin. Orada milattan sonra 5. yüzyıldaki çıkan şapeli açık hava müzesi olarak sergileyeceğiz. Hemen arkasındaki kahverengi yapılarımız kültür ve sanat sokağımız. Orada çeşitli etkinliklerin, workshopların düzenleneceği ve unutulmaya yüz tutmuş sanatların tekrardan hayata kazandırılacağı alan. 3500 kişilik kapasiteli bir amfiteyatro. Burada ulusal ve uluslararası birçok etkinliğimizi artık bu... Güzel bir amfiteyatro. Evet, bu sahnemizde yapacağız Sayın Başkanım. Ben öyle de tanımlamıştım. Evet, enteresan bir şey. Yani şu karşı tepe yine böyle imarlı araziler mi yoksa şey mi? Sayın Başkanım, orada çoğunluk yeşil alan. Ya iyi bir şey o açıdan. Evet, çoğunluk yeşil alan. Karşı taraftaki parsellerle ilgili gidiyoruz. Karşı tarafta 15 bin metrekare bir alanımız var. Orayı bir turizm olarak lekeledik. Güzel. Yani orada destekleyici bir... şeyler var yani çevresinde. Evet, turizm bölgesi olarak orada 15 binlik bir alanımız var. Bura etkin bir ya. Ben Hatay'ın kalbi olmayan namzet bir yer buraya yani. Katlı katlı. Tabii yani. Katlı katlı. Burası bir aslına bakarsanız bir AVM mantığında çalışıyor. Alt tarafta mağazalarımız var. Buradaki yerel üretim yapan firmalara bir takım imkanlar sunacağız. O da Çocuk Oyun Köyü'nde başkanım. Orada çocuklar gelip burada işte inekten süt sağacak, işte sütü şu gri alan. Oraya da şu an hazırlanıyor. İşte sütü alacak, mandıraya götürecek, onu paketleyecek, markete satacak, marketten aldığı parayla gidip bankamatiğe gidecek. Hem çocuğa ticaret öğretmek hem de burada işte bakıcı ablaların iş makinesiyle çalışacak. İşte polis merkezi kuracağız, itfaiye merkezi kuracağız. Orayı da bir çocuk oyun köyü olarak tasarladık. Burası güzel şey olsun. Evet, teşekkür ederiz, sağ olun. Sadece Hatay'dayız. Expo 2021'in Antakya yerleşkesindeyiz. Çok etkileyici. Bana göre muazzam detaylar düşünülmüş ve 365 gün yaşayacak işler tasarlanmış. Bu anlamda doğayı düşünen, tarihi düşünen, Hatay'ın vazgeçilmesi olan yemeklerini düşünen çocukları, kadınları, yaşamın her anını burada hissettiren güzel bir etkili alan gördüm ve bunu derinden hissettim. Bitişini heyecanla bekliyorum. İstanbul halkı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da Hatay'ın bu Expo 2021 Hatay sürecinin içinde olmak, katkıda bulunmak ve burada İstanbullular adına güzel bir park köşesi yaparak onun bu güzel sürecine bir miktar katkıda bulunmak gurur verici. İnşallah tamamına ersin. 2021 sonundan itibaren 2022'de çok güzel günler Hatay'ı bekliyor ama yıllar boyu da sürecek çok etkileyici alanlar Hatay'ı ve Hatay'a gelecekleri bekliyor. Gerçekten biz proje olarak gördük ama şu anda somut olarak yapılan işleri ve ulaşacağı noktayı da tespit ediyoruz. Çoğu şey yapılmış ve çok şey kat edilmiş. Çok özel bir proje. Ben başkanımı kutluyorum. Hem Hatay için hem de Türkiye adına çok güzel bir çalışma. Faaliyetlerle ilgili çok farklı bir kisveye bürünecek ve her yıl kendisine yeni ilaveler yaparak gelişecek bir alan gibi geldi bana. Ellerine sağlık. Her şeyiyle çok özenle hazırlanmış. İnşallah hep beraber açılışını yaparız. Hem Hatay için hem de ülkemiz için çok güzel bir değerin halkın hizmetine sunulmasını beraberce kutlarız diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Evet, ülkemiz çok güzel ama güzel illerinden birisi de Hatay'dayız. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımızla bugün burada buluştuk. Öncelikle ev sahibi Lütfi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir açıklama yaptılar. Burada Expo Hatay 2021 hepimiz için son derece önemli. Hatay kültürüyle, tarihiyle, çevresiyle, her şeyle çok güzel bir ilimiz. Burada Expo'nun yapılıyor olması bizi çok sevindirdi.
Ve aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de burada Antalya'mızı temsilen düğmeli evler yapıyoruz. Ve bizim de hem Hataylı hem şehirlerimize hem sevgili başkanımıza katkımız olacak. Bütün çalışma arkadaşlarımız da buradayız. İnşallah kısa zamanda tamamlanacak. Hep birlikte Expo'yu Hatay 2021'de burada açılışında bulunacağız. Şekilde arkadaşlarımıza anlattılar. Tebrik ediyorum. Çok amaçlı. Hatay'a büyük katkısı olacağını da düşünüyorum. Hayırlı olsun. Expo 2021 Hatay'ın içinde olmak Aydın ile olarak gerçekten bizi çok memnun etti. Genciyle, yaşlısıyla, çocuklarıyla, kadınıyla gerçekten tam bir yaşam alanı oluşturulmuş. Bundan dolayı ben tebrik ediyorum, kutluyorum sizleri. Bu iki gündür Hatay'dayız. Yarın sabah da burada olacağız kısmetse. Hatay'da Sayın Başkanımın Lütfü Savaş ve ekibinin göstermiş olduğu yakın ilgiye çok teşekkür ederiz. Zaten Hatay'ı ben çok seviyorum. Hatay'da benim 50 yıl geçmişim var. Askerliğimi de burada yaptım. Reyhanlı'da. Onun için bugün aynı duygular bir kere daha yerinde geldi, gördük ama Hatay'ı çok değişmiş buldum. Tabii Expo çok önemli. Expo 21 Hatay'ın özellikle uluslararası platformda çok iyi tanıtımını sağlayacaktır ve görünce başlangıç tarihinin 10 Aralık'a yetişeceğine bir kere daha inandım. Tekrar tebrik ediyorum. Bundan sonra diğer etkinliklere veya ilave etkinliklere sahne olacaktır burası. Hatay'ın geleceğini de planlamış olduğunu bir nevi bugünkü yerel yönetim. Tebrik ediyorum Sayın Lütfü Savaş ve arkadaşlarına, Sayın Başkanımıza ve bütün Hataylılara saygılarımı söylüyorum.